Şimdi arkadaşlar hepinize iyi günler. Şimdi bu Doğu Anadolu fayı ile ilgili olarak bazı bilinmeyen bir takım konular var. Bazı çevrelerin de bu noktada bilim meraklarının olduğunu da bildiğimden dolayı kendi tecrübelerime istinaden bir takım bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bu Doğu Anadolu fay zonu tektonik plakaların çarpışmasıyla oluşan belirli zonlara sahip arkadaşlar. Yani şimdi bu konuyu pek çok kişi çok ayrıntılı bir şekilde bilmiyor. Ben tecrübelerime istinaden birazcık özet bilgiler vereceğim. Şimdi bu Nurdağ bölgesinden ve Ahlat doğusuna uzanan tektonik plaka zonuyla ilgili olarak işte Türkoğlu, Pazarcık ve Gölbaşı'nı içeren alanlar, bunun dışında Çelikan'dan Karlova'ya uzanan kuzeydoğu yönlü bölge ve işte Karlova'dan da Ahlat doğusuna özetlenebilecek alanın bu Doğu Anadolu plaka zonu içerisinde yer alan önemli çarpışma sekanslarını ifade ettiğini ifade etmemiz mümkün arkadaşlar. Yani jeolojik anlamda bu ifade etmiş olduğum tektonik plaka çarpışmasının meydana getirmiş olduğu zonların oldukça selektif bir yapı sunduğunu ben tecrübelerime istinaden ifade etmem mümkün. Eğer tektonik haritalarınızı işte Türkiye haritasıyla birlikte ele aldığınızda tektonik haritalarınızı bu tariflere göre değerlendirdiğinizde, eğer belli bir sismik bilginiz de varsa, takip ediyorsanız konuları, bu ifade etmiş olduğum sekanslarla ilgili olarak depremlerin de büyük bir uyum içerisinde olduğunu göreceksiniz ve eğer o bölgeler hakkında da belli bir jeoloji, alan jeolojisi bilgisine, saha jeolojisi bilgisine de sahipseniz gerçekten tarifin büyük bir doğrulukla uyum içerisinde olduğunu gözlemleyeceksiniz. Ben şimdilik bu kadar diyorum. Konuyla ilgili sorularınızın olması durumunda bana video altındaki link üzerinden bilgiler